Herkese merhaba, ben Şenol. Ben için yeni bölümüne hoş geldiniz. Son bölümde başında mezarlık muhabbetine girmiştim. Mezarlığı yapmayı unuttum ben, değil mi? Yapayım. Sonradan jeton düştü. Şöyle ufak ufak halletmiştik ama ya. Oo, azalmış bile buradakiler. Baya baya azalmış hem de. Şu ikisi doluydu değil mi ya? 18 tane vardı kafadan. İyi. Zamanla azalıyor zaten de. Demek ki bayağıdır ölenimiz yok yaşlılık dışında, ki o da herhalde doldurmuyor burayı şimdilik. Onun dışında odunumuzu yapmıştık. Her şeyimiz güzel. Tek olay yemek ihtiyacı olduğunda buraya gireceğiz, ki yemek de çok fazla var be. Harbiden baya baya fazla var. Ekstra adam çıkartmak için... Ya şimdi azaltmaya da korkuyorum. Balıkçılardan azaltabilirim, evet, o yorumlarda vardı. İkişer tane bırakabilirim bunlarda. Kaç tane var? Bir, iki tane balıkçım var değil mi? Toplamda altı tane, pardon, iki, dört tane yetiyor. Balıkçı, bir tık onu azalt abi. Ufak ince ayarına giriyorum şu an. İnşaatçı iki tane gerekiyormuş, şu an gerek yok. Çoban bir tane koymuşum, umuyorum yeterli olur. Şunu geldikleri gibi yaparım diyorum ya. Odunumuz az abi, evet, oduna biraz yüklenmem gerekecek. Özellikle... Ha, bu ambarı tarlayla birlikte yapacağız. Hayvan sayımız aynı. Süreyi hızlandıralım. Bunların şimdi sıralamasını düşünüyorum. Üretilen ürünlerin yeterince... Sırası belli oldu. Bir dakika, ambar bir tane burada var. Bir yere ekstra ambar koymadım mı ben ya? Şunu yapsınlar. Ama yok, inşaatçılar bir yerde çalışıyor. %87 dolu. %100 dolu. %88 dolu. Oha lan, 3 tane ambarı doldurdum. 4. mi yapıyorum şimdi? Maşallah. Şimdi limitleri arttırdığım için herhalde daha çok oldu. Odun lazımken odunu da ekstra yemem biraz kötü oldu. Bunda 3 var, bunda 1 var. Şundan bir tanesini buraya da kaydırabilirim. Neyse, biri ölene kadar. Abi inşaatçılar, 6 tane nerede çalışacaksın siz ya? Ona bakıyorum şu an. En son nereyi kurdum da? Ha, buraya bir tane avcı yeterli. Sadece deri için toplayıcılardan şeye vermek mantıklı. Evet, onu da düşünüyorum. Orman locası. Ha, burada. Doğru, orman için buraya orman locası kurmuştum. Mantıklı. Ben de nereye kursam diye bakıyorum. Şu an onu unuttum ben tamamen. Burası tamam, burası tamam. Toplayıcılardan hakikaten adamı alayım. Kaç tane toplayıcım var? Onların da herhalde bakma yöntemi vardı ya. Hani hatırladığım kadarıyla... Bir toplayıcı... Değil mi? Toplayıcı 2... Burada var mı? Toplayıcı 3... Zaten şuradan bakabilirim ki teknik olarak 12 tane, tanesinde 4 adam çalıştığına göre 3 tane var. Yani 6 tane yeterli. 2'şer tane toplayıcı olsun. Deriyi çoğaltmak adına onları avcılığa verebilirim. Bir dakika, ne oldu ya orada? Yaşlılıktan öldü. Yaşlılıktan öldü. 2 tane adam ıskaya çıkarttım, hemen doldurdular mı yerini? Biri ormancı, öbürü... Aha, bir tane daha yaşlılıktan öldü. Hadi bir buradan yak. Tık. İsimli bebek doğdu. 12 kişi. 12 bebeğimiz var. 7 tane öğrencimiz var. Tamam, neyse, şeyi hallettik. Bir kişi muhtemelen şunda çalışacak. Bir dakika, ne durumda o? Buraya kadar yolu, ha, tarla için getirdim. Tamam, tamam. Taş gerekiyor. Gerisi amelelik. Buraya taşıması tabii ki zaman alacak. Buraya da yaptım. Tamam. Depo alanı, ormancılıktan topladıklarını getirmesi için. Yemekler doldu. Şimdi ekstra işçimiz var. Yemek dolduğu için yemek yerindekilerin hepsini işçi olarak say. Doğal olarak. Avcı kulübeleri çalışmıyor. İşin problemi de o. Şu an deri gelmemesi doğal. Çünkü üst limite dayandık. Şimdi şurasının ne kadarını kullanıyorum? Burayı kullanmıyorum değil mi hiç? Bu da orayı kullanmayacak. Baba, ameleliğe vurun. Şöyle... Odun gerekiyor.
taş gerekiyor. Buraları temizleyin. Bayağı bir adamın boşta kalıyor. Öyle de bir limitte ki. Limiti var ya 8000'e çekip. Şunlar çünkü yemekçi ameleliğe başlayacağı an yemek limiti tekrar azalıyor, tekrar geri dönüyor. Hani işlevsel değil. Yemeği onun için üst limitini 8000'e çekip 8000'e inene kadar yemek bölümünden çıkan herkese ameleliğe verebilirim. Fena fikir değil. Yapayım mı? 9000 gideceğiz yemek. Yemek. Az önce 10.000'di. 9000'de kaldı. 200. Kör topal dengeli gidiyor. Pardon. 9400. Yok be, geri döndükleri an hallediyorlar. Şöyle tamamını tutamıyor muyum? Buyur abi, 8000. Şu an yemek yerlerinin hepsi boşta. Yürüyün lan ameleliğe. Yaz sonu, kış gelmeden burası bitecek. Yersen. İki yıl sürer orayı bitirmesileri. Ama şu anda deli gibi amele var. Var ya, buraya yığılmaları lazım. Şurayı var ya, silmeleri lazım. 2 dakikaya. En üstteyim değil mi? 10 hızımda. Sonbahar başlangıcı. Malzemeleri var. Kıyafetleri var. Hiçbir şeyden zırlamamaları lazım. Bir saniye. Abi tohum gelse alamayacağım ha. Ya 1000 tane ağacı eti bayağı bir durumu kurtarır da. Baba yemek gitmiyor. 8000 yaptım yemeğin limitini. Şu an yemek üretimimiz yok ama 9200'de kaldı yemek. Neyse, no problemo. Çalışıyor musunuz ha burada? Çalışıyorlar be. Vallahi çalışıyorlar. Normalde gördüğünüz gibi 2 tane işçi var. Hatta şunu hala yapamadın mı sen ya? Şuraya bir taş taşıyamadın mı? Al hadi 2 tane olsunlar onlar. Yürü lan, taş taşı buraya. Nerede o? Çok fazla da şey görüyorum burada. Var ya, buraya bir ormancı kulübesi. Yemeğim yok. Boşver. Haydi 8800. Hadi abi inmeden silin şuraları. Şuraları temizleyin. 8000'e inmeden. Hadi koşlarım benim. Çalışın ablacığım. Çalışın. Hala 8000. Bakar mısın abi bak. Kaç kişi var sadece yemek içinde çalışan? 6, 10, 16. Şey nerede? Hayvan nerede? Bu ne diye geçiyor ya? Otlak. Ney? Çoban. 17, tamam. Ama 8000'in altına düştü. Yine maymun olacaklar. Git gel Konya 6 saat. Tamam, şimdi tekrar 10.000 yap abi orayı. Git gelle uğraşana kadar. Buyur canım. 10.000. Çalışın tamam, yemekte çalışın. 10.000'e çıksın, tekrar 8.000 yaparım. Tekrar ameleliğe vururuz artık. Yapacak bir şey yok. Çoğunu temizleyemediler. Ormancı düşen bir ağacın altında kaldı. Ormancı olarak işe başladı. Tamam, güzel. Ormancı miktarım ne kadar? 6. Kellebaşı 2 kişi mi çalışıyor? Kayanın altında ezilir. Abicim biraz dikkat edin ya. Bunların yok mu başında birileri? Biraz dikkat etsinler. 4 kişi mi ormancı locasında? 2 tane ormancım var. 3 gelecek, 12. 2'şer tane olacak. İkisinden de birer adam gidecek oraya. 2, 2, 2. Olmadı, çoğaltırız. Odunu arttıramadık ya. Odunu bayağı arttıramadık yani. Neyse, şurayı yapıyor. İnşallah bir miktar artacak. Onun dışında... Aha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne getirdin baba? Elma tohumu. 2500 mi? Ya çok diyorsun be abi. 2500 çok diyorsun yani. Hoş, sadece av etinden çıkartırım onu. Yemekte çalışmaya başladılar. Bir dakika, bir şeye bakmam lazım. İşin kötü. Baştan yapacaktım onu. Nerede o? Bir dakika lan, neredeydi o? Ha şu. Şundan bir tane yapmam gerekiyordu. Acaba elmayla yapıyor mu, emin değilim. Ama ilk ağaçlığımızı da kuralım değil mi ya? Bayağı ağaç alanı ekmemiz gerekecek. İstiyorum baba, elma iyidir. Elma yararlıdır, elma. Deri palto. Alet edevat verebilirim. Demirim fena değil. Demir çıkartan adamım var. Full yemekten vermeyeyim.
800'ünü bundan veririm Allah'ım. Tık baba, bir tane bundan bir koyalım şuraya be. Gerisini istemiyorum, yok. Şifalı otu verebilirim. Kaç tane şifalı otum var orada be? Oha. Otuz? Yok. 25? Yes. 425 tane şifalı ot, 100 tane de demir alet. Aveti vermiyor muyum yani? Kış sonundayım yani. Kışı atlattık aslında. Aveti de verebilirdim. Ama şifalı ot tamamen cacık yani. Her türlü hallederler oradan. Her türlü fazla oluyor. Takas baba. Eyvallah. Sağ olsun. Sizinle iş yapmak bir zevkti. Çarkınıza tüküreyim sizin. Nerede o sıfatını yedim? Hatun mu lan o? Allah hatun. Vay be. Kazıklandık. 2500 tohuma çok. Hoş belki hard mod diye. Şimdi ağaçlık kısmı. Tarla miktarını buraya çoğaltmak istiyorum. Buraya ağaçlık yapamam. Bir dakika, ilk başta şimdi burası kilise olacak, ağırlar şeyler. Buraya alkol koymayalım ya. Aslında şuraya da güzel gider be. He? Evlerin yanında. sığmıyor zaten. Güzel, tamam. Daha iyi oldu. Boşver oraya. Oraya alkol olmasın. Ya bunları buraya koyacağım da bunlar zaten kayanın altında kalıp duruyorlar. Alkolle birlikte, ama diğer taraftan şuna iyi gider ha. Limit burası. Şuraya kontrol... Yok. Hayır. Buraya mı koyayım lan? Aa, burası fena olmaz aslında ha. İçerler burada böyle suya düşerler, kendilerine gelirler. Mantıklı değil mi? Gayet mantıklı. He? 52 tane odun, 12 tane de hiçbir şey değil. Şunu yapmaya başla abi. Emin değilim elmayla yapılıyor mu? Şu an elma tohumumuz var artık. Tamam, en azından da. Elmayla da alkol galiba yapılıyordu ya. Birçok şeyle yapılıyor. Hani illa böyle üzüm, işte arpa olarak düşünmeyin. Yani elmayla da yapıyorlar galiba bir şeyler. Elma garantilensin, ona göre koyacağım. Yoksa şu anda yemeğe harbiden ihtiyacım yok. Gereksiz. Yoksa muhtemelen şuraya bir yere. En fazla kaçlık yapılabilir ya? Bahçe çok büyük. Kaça kaç yapıyorsun? Şaka yapıyorsun. Ha, uzunluğu 12 olmayacak. Anladım. Ama eni olabilir mi yani? 15-15. Yani 15, her türlü uzunluğu 15 abi. 15-10 fena değil aslında be. Hı? Fena değil, hakikaten fena değil. Hatta gaza gelip şuradan 15'e 11 dedin değil mi? Bir tane de 10'a 11 yapıp buraya full elma bahçesi yapabiliriz. Neyse, şunu bir koysun da ilk başta. Bakalım nedir? Demir stoklarımız düşük. Çalışmıyor mu bunlar ya? Bunlar kaç? 3 kişiler. Ha, bir dakika. Artı bir de zaten şey aklımdaydı. Pardon. Onu unuttum. Ormancı alanının çevresini temizlemek gerekiyor. Etrafta kaya veya taş kalmasın. Şey, taş veya demir kalmasın. Onun dışında çıramız iyi. Odun idare eder geliyor. Şuradan da topluyorlar ki umuyorum burası da büyüdükten sonra, bir de özellikle taşı kayaya çevirdikten sonra fena olmayacak. Çok sıkıntılı olursa, oha baba, burayı istiyorum ben ya. He? Şuradan bir yol, bir köprü. Şuraya birkaç tane residence. Bir tane şey, adını da hep unutuyorum onun ya. Neydi o? Oduncu. Vallahi kendi kendine ufak bir köy kasaba yaparız. Bir dakika, işçiden önce elma var. Elma, böğürtlen, kiraz, şeftali, armut, erik, buğday. Çoğunlukla zaten bahçelerden halloluyor. Buğday dışında ya, harbiden hepsi bahçe şeyi bunların. Tarlaya buğday sadece ekebiliyorsun. Tamam baba, bir dakika, ne? Ne oldu lan? Kim öldü? Vahşi bir yaban domuzu tarafından
Babacım sen nasıl avcısın? Bunlar nasıl avcılar ya? Oğlum 3 tane adamım vardı, adam kalmadı ha. Şaka gibi. Biri yaşlılıktan öldü, biri vahşi domuz öldürdü ya. Allah'ım. Avcı. Yalnız ölüm sayıları bariz artıyor hard modda ha, yani. Zor zor yani, hakikaten zor, bayağı zor. Şimdi bunu yapacağım da buraya adam aktarması var bir de. Yemeğim bayağı bayağı 8000'lerde kaldı. Yani şu an böyle limitlerdeyim. Hani dikkat etmezsen buna sıkıntı. En azından 3 tane toplayıcıya adam veyahut da avcıya, pardon avcıya. 3 tane avcıya adam lazım abi, burayı 9'larım. Deri gerekiyor. Şu anlık biraz artıya geçmiş durumdayım ama olsun, daha fazla artıya geçelim. Ha bir dakika, buradan yemek. Ha yok, yemek vermedim ki. Yemeğin azalması için hiçbir gerekçe yok. Hemen tohum almalık şeyim var hala. Yaşlılıktan öldü ormancı olarak. Yetişkin işçi başladı. Eyvallah. En azından dediğim gibi full şeye dönüşüyoruz abi. Buradan bakabiliyor muyuz hatta grafikler, göçebeler. Göçebe gelmedi hala. Tarım öğeleri. Bir tane koyunun bir tane elman var. Gayet güzel. Durum. Yıl 27. Kış. Evler 26 tane, aileler 20 tane, vatandaşlar 62, 40 yetişkin, 9 tane öğrenci, 13 çocuk var. Giyim %100, eğitim %95. Bir şey kalmadı. Harbi bir şey kalmadı. Aha bir tane daha geliyor. Oğlum tarlaya bir şey ver lan. Ne vereceksin? Ne vereyim abime? Ne vereceğim bana? Ha şarkına tüküreyim. Sığır eti, koyun eti. Yalnız av etiyle aynı paradan gidiyorlar ha. Koyunun sığırın güzel tarafı çok daha az kişiyle, yani göreceli olarak en büyük alan bile iki tane şey tutuyor, iki adam tutuyor yani avcıya göre ve daha az tehlikeli, ölen olmuyor abi. Hakikaten yani hard modda ölen riskliymiş baktığın zaman. Normalde normal, hatta easy de ver avcıya toplayıcıya, hayat sana güzel de hard modda o tehlikeleri de göz önünde almak lazım yani. Bu oğlum niye bir tane koyun var burada? İkiydi lan bunlar. Vay çarkına tüküreyim. Baba ben çoğalacak diye bir boğuldu değil mi o? Gerizekalı kesin boğuldu ha. Vallahi kesin boğuldu o. Manyak boğuldu. Şimdi iki tane şeyde dursun. Neden ya? Yemeğim de artıyor. Tamam ben alkole vurabilirim o zaman olayı. Alkol kötü. Alkol kötü. Biz burada ama şey yapıyoruz. Oyun bu böyle yani. 11 olmuyor. 10 abi. 10-15. Hangisine tek adam gider? Onu düşünüyorum. 15'e 15 yani 7'ye 7. 16. Boşver kalsın böyle ya. 3 kişi mi? Vay namussuz. Niye 3 kişi? Elmayık ablacım. Neden 3 kişi be? Bunu ekecek, bunu daha gelişecek falan. Oğlum niye bakmıyorsun hayvanlara? Sığır mısın? Diyeceğim de koyuna. Pek olmadı o iş. Daha koyundan var ya. Hiçbir şey elde edemedim değil mi? Sıfır. Bayağı sıfır. Herhangi bir üretimde var mı koyun eti, koyun yünü? Yok abi, koyundan hiçbir hayrını görmedik. Verdik parayı, yaptık yeri. Dalgıç falan çıktı bir tanesi, manyak. Deli danadan, deli koyundan gitti o herif. Ben sana diyeyim. Tek başına çoğalamaz tahmin ediyorum ya. Bir tane daha yetişkin çıktı, güzel. Bu arada burayı temizliyorduk hani. Ne oldu o iş? O iş ne oldu? Ameleler ne yapıyor şu an? Hiçbir fikrim yok. Neyse bir tane buna vereceğim ama şimdi değil. İlk başta elmayı yapmam lazım. Daha getirisi yok. Getirisi olduğu zaman ona kayacağız. Şu ambarı mı yapayım ben? Fena fikir olmayabilir. Tarlalar şey geldiği zaman yapayım istedim de işte. Baba bir koyun getirin be. Demir stokları, demir stokları. Allah'ım ya Rabbim. Buyur abi. 5 olsun orası.
Bakar mısın tavernaya? Sanki hep bira satıyor ya. Neler neler nelerden yapıyor şuraya bak. Böğürtlen, kiraz, şeftali. Şeftaliden. Ne yapıyor şeftaliden ya? Tamam neyse yorumlarda yazmanıza gerek yok. Bak küçük. Arada küçükler var. Çok karıştırmayalım o konuyu. Baba oyunun ama şeyi... Ya 10 yaşında evlenip çocuk yapıyorlar. Takılmayın o kadar diyorum yani. Derin var. Senin derdin ne? Öldüm. Ha derdi yok. Tamam derdi yok. Ya niye takıldı ki? Allah Allah. Bebek doğdu. Bebek doğdu. Okula başladı. Fena değil. Dengeli ya. Çocuk bakıyorum da çok fazla yok. Hani nüfus haliyle artıyor. Doğal olarak ki artması lazım. Aha ekti. Ufak bunlar ne kadar zamanı büyüyor, büyüyor emin değilim ama belli zaman sonra büyüyor. Buradan toplayıp toplayıp duruyorsun. Belli zaman sonra da ölüyor galiba. Pokemon okudum da. Polemana isimli bir bebek doğdu. Ya ablacım ha çok aceleye getirdin siz o çocuğu. Polemana hani bilmiyorum da. Villar isimli bebek doğdu. Esther okula başladı. Esther. Neyde vardı o? Origins'te vardı dizide. Esther. O ana vampir ailesinin anasıydı. Ana vampir İlk vampir ailesinin anasıydı o. Cadı Esther. Bu niye arada tekliyor? Hiçbir fikrim yok. Derileri başka yere mi götürüyor bu acaba? Deri palto burada. Deri palto. Deriler nerede? ...18 tane derim var şu an derine... Aha yün var lan burada. Aha yünü alıyorum. Baba deriyi nereye koyuyorsunuz? Burada göremedim. Orada yok. Oğlum ben bir yere ambar mı yaptım? O hatun ondan bak sıkıntıya giriyor ya. Bak deri var. Deri nerede var onu bilmiyorum ama. Nereye götürebilir ki ambarı? Şey deriyi. Dur bakayım hatunu takip edelim. Kim o? Kim çalışıyordu burada? Bir dakika yol. Şu evden biri çalışıyor orada. Tamam kim var o evde? Balıkçı Terzi. Dur bakayım neredesin? Şununla mı işler? Ekranın ortasına. Ekranın ortalığa. Görüntü vatandaşı çalıştığı yere odakla. Görüntü vatandaşın evine. Bir dakika. Ha bir dakika takip et lan. Bu abla ne yapıyor? Hadi Allah rahmet eylesin. Bilmiyorum büyüm mü öldü mezarda ne yapıyorsun da yani. Abla balık falan taşıyor ya. Oğlum. Bir saniye ya. Yanlışta mıyız biz? Terzi. Meslek terzi. Abla. Allah'ım abla mezarlığa balık taşıyor ya. Aha kendi evine mi? Abla evi stokluyor. Ya ablacım yolla gençleri çalışsınlar. Onlar ne iş yapıyor onlar? Allah'ını seversen yok mu orada genç? Eve balık götürdü. Öğrenci var iki tane çocuk var. Doğru doğru çalışsın pezemekler işlerine. Bakalım. Neydi bunun adı? Bir dakika. Amari Bet. Bet diyorum abi. Giyim iyi. Eğitim var. 40 yaşında. Alet edevatı da var. Havle vela. Havle vela. Derimiz var ha. Derimiz var. Üst limitte değiliz. O malzeme olmama. Sokakta böğürtlen bodonları taşıyor. Bu var ya bu. Bu oduncu ile alakalı bir şey. Kocan mı lan o senin? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kocan oduncu mu senin? Yo. Balıkçı. Kocasına yardım ediyorsun. Tamam da burada ne işin var? Balıkçıdan çok buraya gidiyorsun ablacığım. Hayırdır? Var bir şey mi? Takip edeyim. Gözüm onda olsun. Zaten 3 tane çocuğu var maşallah. Durmak bilmedi be kadın. Word'den kabak pekan. O ne lan? Babacığım bana... Sen hiçbir şey getirme sen git. Şu ana kadar hiç istekte bulunmadım da koyun olaydı diyecektim bana koyun getir. Tüccar bas git bas git.
Deriye bak, 18 tane deri var. Acaba nerede o deriler? O derileri bulup getirene 100 bin lira vereceğim falan diyeceğim ya. Abi bildiğim kadarıyla 1, 2, 3, 4 tane ambarım var. Başka ambarım yok. Bu kadar ambar sayısı. Ve yine bıraktı işi. 41 yaşında oldu. Bir yıldır boş dolaşıyor kara. Yani 10 yıl en azından. Hala odun... Oğlum kim? Oduncu kim lan? Oduncu kim? Ekranı ortalama. Yok, bana oduncuyu bul. Bir dakika, nasıl bu durum? Şuna tıkladık. Oduncu nerede? Oduncunun sahil kenarında ev... Yok, bu değil. Bir dakika, ulan oduncu kim baba? Aha, oduncuyu evine taşıdı. Ulan oduncu çocuğuymuş lan. Günahını aldık kadının. Tamam tamam. Ana yüreği, ana yüreği. Pardon, günahını aldım. Oduncu oğluymuş ya galiba. Yo, madenci tenis, maden, he, tamam, madenci olan. Çözemedim ben bu işi. Sanki az önce oduncu değildi, burada biriydi oduncu. Yalnız 81 yaşında artık, hani sen göç de bu eve diyorum, birilerini yerleştirelim. Amcacım. He? Amca. Şimdi madenci bu ölür tabii bu. Hani bu madenci, madencilere bak babacım ya. Sahil kenarında tek başına evleri koymuşlar. Aa! He, bir tane de şuraya meyhane açayım size. Sığmadı, sığsa açacaktım da. Aa, şükür limiti doldurdu. Şükür. Neyse, boş durmuyor en azından. Biraz salak saçma hareket ediyor ama. Veyahut oğlu burada çıraktı. Ki yalan, öyle bir şey yok da. Oğlu burada çıraktı herhalde. İşi alsın diye kendi garantiye getirdi olayı gibi bir şey olabilir. Bir dakika amcacığım, sen eğitimli misin? Merak ettim. Bu 81 yaşında adamda eğitim var. Benim niye eğitim yüzden? Artık %100. %100 eğitimli. Mükemmel bir topluluğuz. Yemeğin gelişine bak. Odun 800. Adam sayın fena değil. Bunun getirisi yok. Artık bunun şerefine bir şuraya Irish pub açarım. Buz gibi böyle siyah siyah. Kötü, kötü. Hayır, kötü. Zaten genel ben kullanamıyorum bile, benim mide pek izin vermediği için. Tohum bekleyeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok şu anda. Şu anda her şey yolunda. Halkımın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Geçenlerde Tropik oynadım, şimdi o geldi aklıma. Bir yerden de kafa rahat. Orada ayaklanmalar çıkıyor. Halkın bir kısmı beğenirken bir kısmı beğenmiyor. Arada bir oylama falan var. Oylama yok. Burada yönetim bende abi. Bunlar gıkını çıkartmıyorlar abi. Ne iş versem yapıyorlar. Helal olsun lan size. Aslan parçaları da. Bayağı bir amelem var boşta benim. Ben ne yapayım biliyor musun? Taşı üçleyelim. Ha, bir dakika, yanlış yaptım. Yok, taşı üçleyelim. Taş iyidir. Avcılığa da gerek yok aslında. Avcıya verecektim de şu an deri kısmı full ve full olmaya devam ediyor. Koyun öldü değil mi? Harbi öldü. Öldü ulan. Çık git lan işten. Bırak bas git. Eşek sıpası. Ne boka yarıyorsun? Öldü lan hayvan. Kesin ikisi de erkek veya ikisi de dişi daha. Ömürleri bitti, öldü. Demek ki iki taneyle o iş olmuyor abi. Öğrenmiş olduk. Eyvallah. Onun için buraya biraz daha bir şeyler yüklemem lazım. Ne yükleyebilirim buraya? Geldiği zaman 800'den falan genel olarak satıyor. Benim ortalama buradaki mal mülküm, evet, istemezse sıçıyorum ben. Bitiyorum. Ne verebilirim? Ne vereyim abime? Aa, geliyor. Dur bakayım ne isteyecek? Dur dur. Tamam. Senin ben çarkına sıçayım. Koyun etini değil, koyunun kendisini getir. Aa, bir dakika lan, belki getir. Koyun eti var. Yok abi, bu direkt şey ya. Yemekçi bu. Ya bu aynı abla değil mi ya? Sadece burayı bu biliyor herhalde. Ya. Başka bilen yok. Anladın mı? Sadece bu biliyor herhalde. Kandırıldık. Boşlukta şurayı da yapsanız mı diyeceğim de. Yok ya. Şu an avcılığa vermenin hiçbir mantığı yok.
neye doğru gidebilirim? Şimdi şuralar, korkuyorum ev yapmaya bak. Bu ölecek, buraya yerleşip çocuk yapacaklar. Bu ölecek, buraya yerleşip çocuk yapacaklar. Hatta bu yanına hemen bir... Tahminim bu amca bu saatten sonra yapamaz, 84 ama yani bu yapabilir. Üst yaş limitini bilmiyorum, kaç yaşına kadar yapabiliyor. Çırası, böğürtleni, mantarı, balığı, yarasın. Şimdi bunlara doluşup çocuk yapacaklar olacak. Artı buralardan o çocuklar gittiği için buradaki yetişkinler de ekstra çocuk yapacak. Bir anda artacak çocuklar, korkuyorum baba. Onun için ev yapmaya korkuyorum. Okulda yarısı. Ha, biri daha mı? Aynen, yetişkin. Bebeğimiz de doğuyor yani, fena değil. Nüfusumuz bayağı dengeli, güzel şekilde şey oluyor. Şu getirisi olduğu an buraya bir işçi ayarlayacağım. Sabredelim biraz. Eceleye gerek yok. Çırayı şu an arttırır. Kış sonu sıfırlanmıyor öyle bak. Gayet güzel. Şu an çıra miktarımız da gayet güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. O zaman ne yapabiliriz biliyor musun? Hastane değil de. 130 tane taş da. İki tane ameleyi buraya verir. Buyurun babacığım. Tahmin ediyorum kilise ve hastane yaptıktan sonra mutluluk. Yine 4,5 kalıyor. Ben 5 görmedim bunu da. Ama onların sayesinde göçebeler gelmeye başlıyor. İşin güzel tarafı. Yani benim kendi nüfusum artık 10 numara. 45 yetişkinim var, 9 öğrencim var, 13 tane çocuk var. Evler 26, aileler 24. Demek ki ev sayısı da yetiyor. Tahmin ediyorum ona göre hesap eder. Göçenlerden sonra hemen yeni aileler evlere taşınır. Vatandaş 68, yetişkin 44. İyi ya. Gayet iyi. Üretim kısmı. 78, üretim 72. Tüketim yılı. Üretim 1 yılda 539, tüketim 148. İyi. Bence her şey yolunda. Bir kiliseyi hak ettiniz lan. Hani Müslüman adam. Neyse, dininiz neyse yaşayın abicim. 10 yaşında çocuk mucuk da yapıyorsunuz. Size çok bulaşmayacağım ben. Ne haliniz varsa görün siz. Yaşayın da. Canlarım benim. Bak bak, çalışmaya bak. İnşaatçı eğitimli, giyim iyi. Şunu çok iyi yapabilirim. Alet demir çelik yapabilirim mesela. Oha. Ha, bitti sandım lan ya. Ha, bitmemiş. Buna da bir tane papaz atamak gerekiyordu değil mi ya? Bir miydi? Onu da bilmiyorum. Galiba bir. Babacım. Aynen, birini atamak. Ya. Aha, göçtü lan. Göçtün mü lan? Yo. Ney? Abi burada yaşlı bir amca vardı. Terzi. Terzi mi öldü? Ulan 40 yaşındaydı kadın. Şey ya o. Fingirdek. Ester. Oha lan, Ester daha bölümün başında doğdu. Sen ne ara büyüdün, okulu bitirdin. Maşallah maşallah. 40 bin kere ama. Yani buradaki 80 yaşındaki ne ara öldü anlamadım ha. Vallahi billahi. Onu diyecektim, papaz yapalım. Yazık günah herife. Neyse buyur. 70 tane çat diye üyemiz var. Sanmıyorum mutluluk artsın. Baba gücümüz var. 78 tane taş biraz bizi sıkıntıya sokabilir ama. Yapın ulan. Yap, canınız sağ olsun lan. Yap. Şimdilik 5-5 tamam, böyle yapalım. Avcıya gerek yok, yemeğe gerek yok. Taş stokları düşük seviyede. Biliyorum abi, taşçıya verdim. Bir saniye, şimdi bunlar. Aa, hasat başlıyor. Baba. Kimi atıyoruz lan buraya? Kim geldi buraya? Aa, bu evde oturuyor. Abici biracı. Biracı. Kimsin lan sen, vatandaş? 27 yaşında, giyimi, eğitimi de var. Kadın işareti değil mi o? Kafa karıştı. He, kadın. Niye erkek yazdı ki üstünde? Dedim tersi mi çalışıyor burada, anlamadım. Ablacım. Ne taşıyorsun sen ya? Baba, bu hatunların balıkçılarla ne işi var anlamadım ha. Vallahi billahi bak. Bir sen.
Tamam. Bırak beni, sal beni bu. Şimdi bu şurada oturuyor değil mi? Biracı. Kocası avcı, çocukları da hiçbir iş yapmıyor. Ablacım bak. Her şeyi geçtim, o balığı nereye götürüyorsun sen? He, ambara götürdü. Ambarcı mı? Vallahi kocası avcı. Ava gitti uzun dönemlerde. Abla, Allah'ını seversen git çalış ya. Gözünü sevdiğim. Allah. Abla. Bir dakika lan. Aa, benim hatam galiba. Ha yo, tamam doğru. Hayır, çalışma yapmışım. Neyse abla. Bir dakika ya. Ver abi. Soru işareti. Tamam, soru işaretine gerek yok. Şimdi çalışacağım mı lan? Aa, gitti. Val yok. Hayır Şeno. Kadına şiddete hayır. Hayır. Ya Allah'ını seversen görev birajı yaptığı işe bak ya. Bir ton amelem var. 2 saattir onlara dokunduramadım. 5 yıldır orası duruyor. Bak 5 yıldır işçilerden dokunduramadım kimseye. Abla işi gücü bıraktı. Orada taş kırıyor babacım. Eve uğradı. Ya abla. Gözünün yağını yediğim senin. İsim neydi ablacım? Aa, gemi gelmiş. Gili... ya ne halim varsa gör. Bir dakika. Ne getirdin? Hayır, yünü niye koyuyorsun ki? Yünün yok pezemek. Yünü soğanı kökü satmış. Bana burada diyor ki biz bunları da getirdik. Çelik aletleri var lan. Aslında taş falan da alabilirim ha. Mesela taşı kaçtan alıyorsun? Şey veriyorsun. Zaten sadece taş veriyor. 7 tane taş mı? Yok, 7'den. Oha. Odun 2'den alıyorsun. Ya bas git babacım ya. Tek akıllı sen misin? Doktorumuz kim olacak? Doktora bakayım. Doktor tamamen boşta. Harbiden boşta yani. Güzel yerde evim varmış. Oo, 20 yaşında. Ester? Baba Ester... Ya terzi Ester olduğuna eminim yani. Ester terzi olmamış mıydı? Yine buradan bakıyorum. Var ya, vardır bir yere, kusura bakmayın. Oo, Ester işi bırakmış. Kime sordu da işi bıraktı anlamadım. Abi bunlar çürüdü, sen hala... Aha, başlamış lan. Oo, 65 tane elmam var. Şimdi ambar konusunda bunun biraz sıkıntısı olacak. Şunu ben yapayım ya. Şu durmasın. Şunu yapalım. Şuranın elmalar çıktığı zaman şu ambara götürsün ki bu rahatlıkla bak, elmasız kaldı bile. Niye? Yediler değil mi bütün elmaları? Söyle söyle. Bakıyoruz baba. Sen hala burada mısın lan? Bas git gözüm gör. İndiriyorsan alayım baba. Yoksa gözüm görmesin. Üretim. Oğlum daha fazla şey olması lazım. He yok, bunun tamamını gösteriyor. Envanter. Elma 5 tane kaldı. Yediler abi elmaları. Elmaları gömdüler doğal olarak. Niye? Şurada oluşan şey buradaki ampara giderse ki hangisine gitti? 5 tane vardı. Yediniz mi lan onu da? Ya boğazınızı dursun oğlum. Alkol yapacaktık onunla ya. Göremedim bile. Yediler galiba. Afiyet olsun. Şeker olsun. Ama bundan sonra buraya gidecek. Bu ambarın başka da bir amacı yok şu an. Elma. Yani buralara falan da koyabilirdin. Orası da yeterli olur inşallah. Bu evler çok gömmezse şeyi. Bakalım ne getirecekler, merak ettim. Ya ben de var ya, oyuna girince dalıp gidiyorum ha. Vallahi billahi. Şuna gelsin mal. Balık geldi, demir alet geldi. Öbürleri dolmuş olabilir. Neyse, şehrimizin durumu gayet iyi. Şu anda ne yaptık? Kiliselerini yaptık, hastanelerini yaptık. Bir papaz, bir doktor hallettik. Ölenler oldu tabii yaşlılıktan ama gayet iyi durumdayız. 49. İyiyiz be. Kaçta be? 35 falan da galiba. Nüfus şu anlık dengeli, çıram gidiyor. Demire biraz daha ağırlık vermem gerekecek. Deri de iyi, yemek de iyi. Tabii demire muhtemelen ağırlık vereceğim. Şey, taşa. Taşa bir miktar ağırlık vereceğim. Hatta demire de bir miktar yüklenebilirim. Şimdilik dengeli bir şekilde yükselmesini bekleyeceğim abi.
Yani muhtemelen bir dahaki bölüm o dengeli yükselme bitecek ya. Ki bu bölümde de çoğunlukla onu yaptım. Kilise yaptık. Hastane yaptık. Pub yaptık diyelim. Meyhane yaptık hadi meyhane. Meyhane yaptık şimdi. Baktığın zaman gayet mantıklı. Şimdi alkol içen ya hastaneye gidecek ya da günah çıkartmaya, yani gayet mantıklı. Neyse bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğendiğimi basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.